Gençler merhabalar. Bundan önceki iki videoda anlatım bozukluğu 1 ve anlatım bozukluğu 2 videosunda bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozukluklarını işlemiştik. Şimdi de 24 ve 25. köyün konu testlerini sizinle çözümlü olarak tek tek çözeceğim. Şöyle gençler, anlatım bozukluğu şöyle bir konu. Bol bol test çözmeniz gereken, bol bol soru çözmeniz gereken ve birazcık soruları anlayabilmeniz için geniş bakmanız gereken bir konu. Bir genel tekrar olsun bizim için. Anlatım bozukluğu derken anlatım neydi gençler? Duyguları, düşünceleri veya herhangi bir olayı sözlü ya da yazılı dile getirmeye biz anlatım demiştik. İyi bir anlatımda bulunması gereken bazı özelliklerimiz vardı bizim. İyi bir anlatımın duru, açık, net ve yalın olması gerekiyordu. Peki anlatım bozukluğu neydi gençler? Anlatım bozukluğu için demiştik ki biz iletinin doğru kurgulanamamasından kaynaklanan sorunlara anlatım bozukluğu diyorduk biz. Peki buraya kadar sıkıntımız yok. Ve biz anlatım bozukluklarını ikiye ayıracağız. Şimdi gençler, bundan önceki videolarda sizlerden bir kavram haritası çıkarmanızı istemiştim. Ve anlatım bozukluğu dediğimizde biz anlatım bozukluğunu ikiye ayırmıştık. Bir, anlamla ilgili yanlışlıklar, parantez içerisinde bağdaşıklıkla ilgili anlatım bozuklukları. İkincisi de dil bilgisi kurallarından kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bu da bağdaşıklıkla ilgili anlatım bozukluğumuz oluyordu. Ve gençler, testlerde karşınıza çıktığında karıştırmayın lütfen. Bağdaşıklık anlamla ilgili, bağdaşıklık dil bilgisi kurallarından kaynaklanan anlatım bozukluğumuz olmaktaydı. Peki, anlatım bozukluğumuzda anlamla ilgili anlatım bozukluğu başlıklarımız nelerdi? Bir not ederin kenara. Not almayan arkadaşlarım için söylüyorum. Gereksiz sözcük kullanımı, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, anlamca çelişen ifadelerin bir arada kullanılması, mantık hataları, karşılaştırma yanlışları, atasözü ve deyim yanlışları anlamla ilgili yani bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozukluklarıydı. Peki dil bilgisinden kaynaklanan yani bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozukluklarımız nelerdi bizim? Bir, öge eksikliği, parantez açıyorum burada, özne eksikliği, nesne eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, zarf tümleci eksikliği. Bundan önceki videomda anlatım bozukluğu 2 videosunda ben cümlenin ögelerinden de bahsetmiştim size. Özne yüklem uyumsuzluğu, çatı uyumsuzluğu, ek eylem eksikliği, tamlama yanlışları ve ek yanlışlıkları bizim bağdaşıklıktan yani dil bilgisi kurallarından kaynaklanan anlatım bozukluklarımız olacaktı gençler. Şimdi buraya kadar sıkıntımız yoktur umarım. Geldik testleri çözmeye. Az önce de ifade ettiğim gibi gençler, anlatım bozukluklarını çözebilmeniz ve anlatım bozukluklarını fark edebilmeniz için sizin çokça soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü anlatım bozuklukları soru çözerek oturuyor. 24. köyün konu testini çözmeye karar verdim gençler size. 24 ve 25'i. Konuları anlatarak gidelim. Şimdi birinci soruyla başlarsak. Birinci soruda bize diyor ki, bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisi cümleden çıkarılsa anlamında daralma veya bozulma olmaz. Cümlede diyor ki bize, yağışlar için hemen önlem almazsak sorunlar arttıkça, çoğaldıkça yapacak bir şey kalmayacak. Şimdi gençler, arttıkça ve çoğaldıkça dikkat ederseniz iki anlama gelecek olan bir sözcük cümlede kullanılmış. Arttıkça sözcüğü bizim için gereksizçe kullanılmış. Neden? Çünkü zaten çoğaldıkça derken de arttıkça sözcüğünün anlamını bize veriyor. O yüzden birin cevabı bursa. İkinci soruya geçelim gençler. Diyor ki bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Trafiğin yoğun olmasından dolayı okuldan çıkanlar konser alanına gelemedi. Şimdi gençler, olmasından ve dolayı sözcükleri dandeneki, dolayı, nedeni anlamını verdiği için dolayı sözcüğü bizim için gereksiz kullanılmış. Üçüncü soruya gelecek olursak diyor ki bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlara karşılıksız bağışta bulunmak küçük yaşlardan itibaren öğretiliyor. Şimdi cümleye bakacak olursak gençler, bağışta bulunmak karşılıksız yapılan bir eylem değil mi? O zaman gereksiz sözcük kullanımı gibi bir anlatım bozukluğumuz olmuş bizim, doğru mu?
Devam ettik. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Şunu şöyle kenara çekersem gençler. Diyor ki Adana'da Mayıs gelince bu şehirde birçok aile yaylaya taşınır. Burada kulağı tırmalayan herhangi bir durum yok. Devam edelim. Kendisine yakıştırılan o gerçek dışı iftiraları duyunca fenalaştı. Şimdi gençler, iftiralar zaten yalan olmaz mı? Ve de gerçek dışı olmaz mı? O zaman ne diyeceğiz biz Bursa'da? Gereksiz sözcük kullanılmış. İftira zaten gerçek dışı olan bir durumdur. O zaman cevabım benim Bursa olacak. Devam ettik 5. soruyla. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? En azından hiç olmazsa bir çorbamızı içseydin. Adana'da diyor ki anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılması. Böyle bir durumumuz yok cümlede. Bir kelimenin anlamına uygun kullanılmaması. Cümlemize baktığımızda böyle bir durum da söz konusu değil. Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Cümleye baktığımız zaman herhangi bir durum yok. Eş anlamlı sözlerin bir arada kullanılması. En azından hiç olmazsa sözcüklere aynı anlama gelecek olan sözcükler olduğu için cevabımız Denizli gençler, eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması. Altıncı soruya geldiğimiz zaman diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozukluğunu soruyorsa bize bağdaşıklıktan kastı neydi gençler? Anlamla ilgili anlatım bozukluklarımızdı. Adana'da diyor ki ölen sporcularımızı anımsamak için bir araya geldik. Şimdi anımsamak değil gençler, anmak için bir araya geldik olmalı. Yani sözcüğün yanlış anlamda kullanılması olacak. Yedinci soruya gelelim gençler. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Şimdi gençler mantık hatasını soruyorsa size önem sırasına bakmanız gerekiyordu. Bakalım öğrencilerini sever, kırmak istemezdi. Burada herhangi bir şey görünmüyor. Bayramda bırak aramayı gelip elimi bile öpmedi. Şimdi önem sırası dedik ya az önce. Tam tersi olmalı. Bayramda bırak elimi öpmeyi aramadı bile beni şeklinde bir cümle olmalı. Çünkü burada aramak mı daha önemli bir durumdur? El öpmek mi? Yani elimi öpmeyi bırak aramadı bile beni demek zorunda. Cevabımız Bursa gençler. 8. soruyla devam edelim. Diyor ki 8. soruda bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış kelimelerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Cümleyi okuyalım gençler. Diyor ki sizin de gerçekleştirmek istediğiniz düşleriniz varsa hemen hiç vakit kaybetmeden elinize fırçanızı ve boyanızı alın diyor. Şimdi gençler bakın bir hemen iki hiç vakit kaybetmeden. Hemen sözcüğü zaten bir işin çabuk yapılması, vakit kaybetmeden yapılması anlamına geldiği için hemen sözcüğü gereksiz kullanılmış gençler. Devam ediyorum sorularıma. Burada buraya kadar anlamadığınız bir yer varsa bana özelden yazabilirsiniz gençler. Gruplardan yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Devam edelim. Soruda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Teker teker devam edelim. Sevginin insanlar için faydasını saymakla bitiremezdi. Bu şıkkımız bir dursun. Herhangi bir şey kulağa çarpmıyor. Çocuklarını çok severdi. Onlarla hep övünürdü. Bir diğer şıkkımıza bakalım. Kitaplarını kimseye vermeye kıyamazdı. Devam edelim. Dün aldığı televizyonu bugün geri iade etmişler. Şimdi gençler, iade etmek zaten geri vermek değil mi? O yüzden dün aldığı televizyonu bugün geri iade etmişler derken iade etmek zaten geri vermek anlamında kullanılmış. O zaman cevabımız Denizli. 10. soruyla devam edelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde çelişen ifadelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Devam edelim. Matematik ve fizik derslerinde başarısız olanlar için kurs açıldı. Herhangi bir kulağı tırmalayan bir durum yok. Tüm insanları ilgilendiren bu olaylar ülkemizde de tartışıldı. Şu an burada da çelişen bir ifade görünmüyor. Eylül ayında öğrenci ve velilerin alışveriş telaşı başlar. Burada da çelişen bir ifade göremedim. Kreşte çocukların yemeklerini ve kahvaltılarını öğretmenler hazırlıyor. Çelişen herhangi bir ifade bu şıkkımızda da yok.
Beşinci şıkta Kızılay'da arkadaşlarımla tam 6 gibi buluştuk. Şimdi gençler, burada hem tam sözcüğünü bildiriyor, netlik söyleyen, netlik bildiren bir sözcük söylüyor. Hem de gibi edatını söylüyor, olasılık bildiren bir sözcük söylüyor. O zaman benim cevabım 5 olacak gençler. Yani Edirne olacak. Devam ettim. Diyor ki soruda, 11. soruda, bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tatil günlerinde bomboş evde oturuyor. Şimdi gençler, anlatım bozukluğunu çok fark edemememizin nedeni bir de şu. Çünkü biz gündelik hayatta konuşurken birçok anlatım bozukluğu yapıyoruz. Ve bu da yazı dilinde gördüğümüz anlatım bozukluklarını fark etmememize neden oluyor. Eminim böyle bir cümleyi gündelik hayatta çok çok kullanıyoruzdur. Şimdi şöyle, tatil günlerinde bomboş evde oturuyor derken ev mi bomboş yoksa tatil günlerinde mi boş oturuyor? Yani tatil günlerinde evde bomboş oturuyor şeklinde mi olmalı? Yani sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğumuz var. Burada olduğu zaman bomboş sözcüğü evde sözcüğün öncesinde evin boş olduğu gibi bir anlam ifade ediliyor. Ancak evdeden sonra gelirse, yani tatil günlerinde evde bomboş oturuyor derse, oturma evli eylemini boş yaptığını bildiriyor. Yani cevabımız Adana. 12. soruyla devam edelim gençler. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır gençler? Devam edelim. Bu mahallede hırsızlık olaylarına hiçbir zaman rastlanmaz. Herhangi bir gereksiz sözcüğümüz görünmüyor. Öğretmen anlattığı konunun daha iyi anlaşılması için örnek verdi. Ceyhan şıkkına bakalım. Kaptan geminin su alması durumunda ne yapılması gerektiğini anlattı. Burada da bir durum gözükmüyor. İlkokul öğrencileri eğlenceli bir film izlemeye gitti. Burada da herhangi bir gereksiz sözcük yok gibi duruyor. Edirne'ye bakalım. Tüm kınayı parmak uçlarına, ellerinin içine ve avuçlarına sürdü. Şimdi gençler, gereksiz sözcük kullanımı diyor ya, insanın avucu elinin içi değil midir zaten? O zaman elinin içi sözcüğünü bizim için gereksiz kullanmış gençler. Çünkü avucumuz elimizin içidir. Devam ettik 13. soruyla. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Şimdi gençler, Adana'ya bakacak olursak ne gözlerinde ne de sözlerinde bir umut taşıyordu. Burada herhangi bir durum yok. Onunla konuşup uzlaşabileceğimizi düşünmüştüm. Şehrin güzelliğinden yoksul bir parkta yemek yedik. Şimdi gençler, şehrin güzelliğinden yoksul mu yoksa şehrin güzelliğinden yoksun mu? Yani sonu ni ile bitmeli. Şehrin güzelliğinden yoksun bir parkta yemek yedik. Yani cevabımız Ceyhan olacak gençler. 14. soruya gelelim. 14. sorumuza. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun düzeltilmesi için numaralanmış sözcüklerden hangileri yer değiştirmelidir? Böyle bir soru sözcüğün yanlış yerde kullanılması ile ilgili bir sorudur gençler. Devam edelim. Aylardır düzenli sınavlara giriyor, sürekli çalışıyordu. Şimdi gençler, soruya baktığınızda bu hataları gündelik hayatta çok yaptığımız için fark edemeyebilirsiniz. Ama düzenli ve sınavlara sözcüğü. Şimdi aylardır düzenli sınavlara. Burada sınavlar mı düzenli oluyor yoksa kişi mi sınavlara düzenli giriyor? Yani şöyle bir cümle kullanmamız gerekiyor bizim. Aylardır sınavlara düzenli giriyor, sürekli çalışıyordu. Yani cevabımız Ceyhan olmalı gençler. 15. soruya gelelim. 15. soruda diyor ki bize aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bağdaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Dikkat edelim. Bağdaşıklıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu. 20 kişiden oluşan okulun futbol takımı turnuvaya katıldı. Şimdi gençler, bir önceki soruyla benzerlik gösteriyor. Şimdi 20 kişiden oluşan okulun futbol takımı diyor ya, okulun 20 tane mi futbol takımı var gibi bir anlam çıkıyor. Şöyle olmalı cümle, okulun 20 kişiden oluşan futbol takımı turnuvaya katıldı olursa cümleyi doğru kullanmış olurum. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıyla ilgili bir anlatım bozukluğumuz var burada gençler. Cevabımız Adana. 16. soruya gelelim. 16. soruda bize diyor ki
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Fabrikalarımız ürünlerini dış ülkelere ihraç ederek çok iyi gelirler elde ediyor. Şimdi gençler, elde ediyor yükleme elde ediyorlar şeklinde değiştirilmelidir. Yo, aynı şey. Dış ülkelere sözü atılmalıdır. Şimdi gençler, biz bir ithal vardır, bir de ihraç vardır. İthali nedir? Dış ülkeden alım, ihraç nedir? Dış ülkeye satımdır. Şimdi burada gereksiz bir sözcük kullanılmış. Neden gereksiz bir sözcük kullanılmış? İhraç etmek zaten dış ülkelerden tahsil etmek değil mi? O zaman cevabımız bursa olacak. Fabrikalarımız ürünlerini ihraç ederek çok iyi gelirler elde ediyor. Çünkü ihraç olayı zaten dış ülkelere olur gençler. Yani dış ülkeleri sözcüğü gereksiz kullanılmış. Cevabımız bursa. Şimdi gençler, 24. köyümüzün konu testlerini tek tek çözmeye çalıştım. Sorusu olan arkadaşlarım bana gruptan ulaşabilirler. Kolay gelsin gençler. Sağlıcakla kalın.